Yeşil Hayatlar programından herkese merhabalar. Efendim güzel başkentimiz Ankara'dayız ve yanımda güzeller güzeli oyun terapisti uygulayıcısı ve aynı zamanda uzman öğretmen Demet Köse hanımefendi var. Merhaba. Kendisini hemen tanıyalım. Biz yayından önce birazcık konuştuk. Çok güzel bir hikayesi var. Detayları sizinle beraber ben de öğreneceğim ve soracağım. Efendim bu duruluk nedir böyle? Ne güzel bir bayansınız. Mesleğinizden ötürü mü desem, orijinal yoga sisteminden ötürü mü desem karar veremedim. Tamamen orijinal yoga sisteminden. Harika. Onun getirdiği bir sakinlik, kabulleniş. Evet. Böyle hayatı olduğu gibi kabul etmenin verdiği ve teslimiyet de diyebiliriz aynı zamanda, evet, değil mi? Teslimiyet. Efendim bugün biraz değişik bir rahatsızlıktan bahsedeceğiz. Demet Hanım neler yaşamış? Hastalığınızın ismini söyleyebilir misiniz? Önce onu bir tanımlayalım. Hı-hı. Sonrasında detaylara gireceğiz. Hastalığın ilk başladığı zamanlarda tam olarak ne olduğunu bilmiyorduk. Hep alerjik reaksiyonlar vesaire. Sonradan ortaya çıktı ki bağırsaklarda ileri derece bir flora bozukluğu var. Bağırsak flora bozukluğu var. Tanısı konuldu, evet, yani. Hı hı. Aslında tanısı da çok geç. 13 sene sonra konuldu. Sinsi bir rahatsızlık mı bu böyle yani? Sinsi hiç bilinmiyordu. Hı hı. 13 sene önce başlamıştı. Şikayetlerim bilinmiyordu. Hı hı. Defayen gastroenterolojiye gittim. Hekimler sağ olsun o zamanlar, evet, çok uğraştılar ama bunun bir mikrobiyota bozukluğu olduğuna dair hiçbir veriyle gelmediler. Bayağı bir araştırma gerekti o zaman. Bütün o bildiğimiz keyifsiz, sevimsiz ne varsa o tetkiklerden geçtim. Hani en beteri, evet, o kolonoskopiler, endoskopiler vesaireler. Ben 13 sene önce ağır bir alerjik atak geçirdim. Elim yüzüm şişti. O zaman bana antihistaminikler verdiler, ilaçlar. Evet, evet. İlaçları kullanmaya başladım. Tabi alerji durdu. Fakat bir sürü ilacı bıraktıkça... Bozuldu mu aynı anda? Evet, bıraktıkça tetikledi, tekrar, evet, oldu. Hı-hı. Bu arada bağırsak problemlerim arttı, alerjiler arttı. Ben alerjinin bağırsakla ilgili olduğunu bilmiyorum ama. Budur. Fakat şikayetler o kadar çok arttı ki kortizona dayandı. Kortizona dayanınca... Ben uyandım. Aslında bir problem var. Hastalıkta şöyle bir seyir başladı. Kıbızlık, hemoroid, ağır, evet, uyku, günde 15-16 saat kadar çok ciddi uykular. Ama sizin mesleğiniz zaten bütün gün çocuklarla uğraşıyorsunuz, öğretmensiniz. Kaybı. Çocuklar enerji alır, evet, zaten. Değil mi? İnanılmaz bir yorgunluk, ağır bir depresyon. Neler yaptınız? Bir garip bir varoluşsal hal başladı bende. İstenmiyorum, sevilmiyorum. Kimse benle ilgilenmek istemiyor gibi. O biraz da depresif de olabilir mi sanki? Aslında onu anlatacağım. Bağırsaktaki mikrobiyota bozukluğu, bütün hormonları da bu serotonin, dopamin hormonlarını da etkilediği için her şey. Üretimi oradaymış zaten. Ama ben bu bilgilere hiçbir şeye sahip değilim. Canımın derdine düştüm ve çok değerli bir hekim arkadaşım bana dedi ki organizmayı daha doğal bir yoldan hareket ettirmek lazım. Nedir? Hoca hanım lütfen dedi yoga yapar mısınız? Ay bir dakika dur. Bunu hekiminiz mi söyledi? Evet. İşte en, evet, önemli yeri. Çok keyifli bir hekimdi. Ay harika. O Dünya nereden tatlısı, biliyormuş? Kendisi de yapıyor. Ay harika. Sevgiler, saygılar efendim. Hürmetler kendisine. Kendisine de göndereceğim zaten. Ve harika. Bana dedi ki lütfen dedi bir işin uzmanına iyi bir yere başvurun. Başlayın. Ben dedim o artistik hareketleri yapamam. Bana dedi ki yoga artistik hareketler değil. Evet. Şifa sistemi. Çok, hı-hı, faydalanacaksınız. Bilinçliymiş gerçekten. Çok, harika. Çok. Zaten Orta Doğu'nun tek Meyer hekimiydi. Hı-hı. Peki dedim ve ben tabii hani bu işin uzmanı kimdir, neresidir vesaire derken orijinal yoga sistemini buldum. Çok, evet, araştırdım ama. Evet. Hani öyle bir kapıya gitmek şeklinde değildi. Hı-hı. Çünkü bir canla uğraşmak ciddi bir sorumluluk. Evet. Çok bezdiren bir şeydi. Orijinal yoga sisteminin herkese de anlattığım en büyülü kısmını anlatacağım. Çünkü, hı-hı, hastaların en çok ihtiyacı olan kısım burası. Evet. Bizler o kadar çok bedenle uğraşıyoruz ki bir hasta olarak. Tabii. Bir süre sonra hayatınız beden haline geliyor. Hmm. Sabah uyanıyorsunuz, ağır bir yorgunluk, bir ağrı,
ve feci bir depresif hal, bir itilmişlik duygusu içerisinde ve neden ben sorusuyla uyanıyorsunuz. 13 sene ne demek biliyor musunuz? Aynen. Her sene bu şekilde uyanmak, her gün ve her gün ve her gün ve her gün. Ya bunu eğer saymaya başlarsanız sayarken bile çıldırırsınız. Evet. Ve orijinal yoga sisteminde benim ilk öğrendiğim şey, bizler sadece bu makineyi kullanıyoruz. Bu makinenin esaretinde değiliz. Makine arıza çıkarabilir. Tabii. Ama sonuç olarak burada ebedi ruhi varlık olarak bu makinenin arızasına mahkum değiliz. Evet. Ben birdenbire çok ferahladım. Aydınlandınız zaten. Bunu bildikten sonra gerisi zaten çorap söküğü gibi gelmez mi yani? Evet. Çok aslında o kadar ince ve değerli bir bilgi verdiniz ki şu anda bize. İşte bunu anımsamak ve algılayabilmek çok önemli. Ya bu da sanırım kullandığınız tekniklerin farkındalığınızı arttırmasıyla oldu. Toplumda bu rahatsızlığın tanısı konulmadan yaşayan ve araştırma içinde olan kişiler de var. Arayış içinde olan kişiler de var. Onlara ne söylemek istersiniz? Ne söylemek isterim? Şu anda benim rahatsızlığımda ki ikincil etkileri anlatayım. Ben çünkü çözene kadar çok uğraştım. Bir kere çok yoğun alerjiler. Çok bunları bir sıralayalım. Evet. Alerji, uyku dediniz. Evet. Ağır uyku, ağır bir ürtiker. Ataklar halinde değil, süren ürtiker. Ve astım, çok kuvvetli bir astım. Nefes darlığı da. Feci bir astımdan bahsediyoruz. Yani boğulur gibi bir astım. Bağırsaklar vücudun beyni derler zaten, evet. Değil mi? Evet. İşte, yani... Zaten bağırsaklardan başlayan o sızıntı yüzünden beden zehirlenmeye başladığı için bu etkileri yaşıyor. Beyne kadar gidiyor. Tabii canım. Ondan sonrası zaten algı bozukluğu. Onların hepsini yaşadım. Ağır histamin alerjisi başladı. Histamin alerjisi için hatta friktoz intoleransı var mısına kadar testler. Ya inanılmaz testlere girdim. Ay sizin ben. Ömrünüzün neredeyse bir kısmı yani bunu araştırmak bir de hastane ortamında geçmiş. Bu zaten yani buna bir güç kemik gerekiyor. Nasıl dayanabilirsin ki? Yani şöyle bir şey var. Çok yoğun öfke ve isyan nöbetlerimin olduğu günler de oldu. Çünkü mücadele çok zordu ve ne olduğunu bilmediğim, anlamadım. Zamanlarda çok yoğun nöbetler oldu. Hayata dair çok ciddi isyankarlık yaşadığım günler oldu. Ki ne zaman ki ben aslında bu bedenin sadece bir makine ve bir araç olduğunu öğrenene kadar. Orijinal yoga sisteminde şöyle bir şey var. Evrensel eylem kuralları var. Biraz da bahsedelim. Evet. Ay ne güzel hikaye gibi anlatmıyor. Evrensel, siz sabdısınız o yüzden. Bana bir keyif bunları anlatmak. Anlatın, dinleriz biz. Bu evrensel eylem kuralları içerisinde kişinin kendine davranışları çok önemli. Zihni davranışları. Ve bedenine ve çevresine, her şeye ve bütün bu bütünsel yapının içerisinde o davranışlardan yola çıkarak sistemi uyguladığı zaman inanılmaz bir şifa sistemi. Bedene iyi davranmak diye çok önemli bir kavram var. Ay, çok önemli. Biz bu kavramı işlerken... Önce seveceksin değil mi? Evet. Her şeyin başıdır sevgi. Meselesinde beslenme de var. Beslenmenin ana kuralı nedir? O çünkü kendine iyi davranmayla alakalı bir durum. Bedene iyi davranmak kendine saygıyla alakalı bir durum. Ve bu mesela orijinal yoga sisteminde çok iyi işlenen bir kural. Evrensel eylem kuralı. Ben o kuralla ilk karşılaştığımda ne düşündüm biliyor musunuz? Demek sen bunu yapıyor musun? Ya bu bedeni iyileştirmek için çok uğraştım ya. Da sen bu bedene saygı gösterdin mi? Ya işte. Neden ben bir aydınlandım ya, böyle? Değil mi? Bedene saygı değil göster mi? Yani. İşte. Böyle besleme. Nasıl besliyorsun? Bana uyarılar gelmişti. Hı-hı. Şunu yapmayın, böyle beslenin vesaire. Yürüyüş yapın gibi Hı-hı. pek çok. Hı-hı. Sonra bu hekimim, çok iyi bir hekim yogaya yönlendirdiğinde o da mesela bir detoks uzmanıydı. Bedeni sürekli çok temizlemeye güzel. Başlıyorduk Harika. Vesaire. Ama bütünsel olmadığı için hep sıkıntı çıkıyordu. Orijinal yoga sistemiyle tanıştık. Her şey güzel, kabullendik. Şükürler olsun. Ve iyileşiyorsunuz ki doktorunuz da gitgide daha iyi olduğunuzu söylüyor. Olmasaydı, tanışmasaydınız Demet'in hali, hayatı ölürdüm. Ne olurdu? Bedeni kaybederdik, ölürdüm. Ciddi misiniz Çok ya? Net. Çünkü şöyle bir şey var. Zihin bedenden bağımsız bir şey değil. Ve ben artık hastalık yüzünden zihni harabiyet yaşıyordum. O yaşadığım zihni harabiyetle ben nasıl baş edebilirim? 3 gün psikiyatrik ilaç verebilirler bana.
4 gün verebilirler. Ama bir süre sonra yaşadığınız erozyonu düşünebiliyor musunuz? Her gün öyle uyanmanın getirdiği erozyon. Ya o ilaç da zaten anlık atlatma olmuyor mu? Yani alıyorsun geçici olarak. Ben de ilaçlar fayda etmedi. Ben ilaç kullanamıyorum şu anda. Özel bir şu an hiçbir ilaç kullanmıyorsunuz. Sadece tiroid ilacı kullanıyorum. Ve özel probiyotiklerim var. Probiyotik besleniyorum. Tamam. Özel bir beslenme rejimim var. Ve çok yoğun orijinal yoga sistemi uyguluyorum. Ay harikasınız. Bu şekilde hayatta ciddi kaldım. Ciddi bir örneksiniz siz. Gerçekten evet. Demet Hanım, size önce program yaptığımız kişi konuklarımız da çok değerliydi, çok güzeldi ama yani şu anda bu rahatsızlık gerçekten ben de sizin sayenizde tanımış oldum. Çok ciddi bir rahatsızlıkmış yani. Orijinal yoga sistemiyle tanışma sayeniz. Tamam çok. Bizim programın sloganıdır biliyor musunuz? Nedir? Orijinal yoga sistemiyle tanışmadan önce ve tanıştıktan sonra. Yani öncesi ve sonrası dersek kısaca izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Öncesinde bu dünyanın kapalı bir kutu olduğuna inanıyordum. Şu anda bütün kocaman bir evrenin parçası olduğumu düşünüyorum. Efendim çok teşekkür ederiz. Çok sizi tanımak. İyi ki varsınız. Sizinle tekrar bir daha röportaj yapacağız. Yapalım. Tamam mı? Tamam. Ya bu arada ayıp olacak ama yaş kaç diyeceğim de neyse söylemeyin. Ya o kadar güzel bir fiziği var ki o sizin gerçekten. Maşallah. Güzel bakan güzel görüyor bence. Tamam. Efendim Demet Hanım'ın hayatına şahit oldunuz. O yüzden hiç vakit kaybetmeden bir an evvel bize alttaki numaralardan ulaşabilirsiniz. Demet Hanım'la konuşmak isteyebilirsiniz. Özel konuşmak isteyebilirsiniz. Her türlü size yardımcı olacağız. Yeter ki bir an evvel kendi bedeniniz için, kendiniz için siz de buyurun efendim gelin tanışalım. Bu teknikleri, orijinal yoga sistemi tekniklerini birlikte uygulayalım. Hayatınız böyle güzel, kaliteli, mutlu ve gülücüklerle dolu olsun. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.